William Blake, döneminin ana akımlarının dışında kalan çalışmalar yapmıştır. Günümüzde onu dışlanmış bir sanatçı olarak tanımlayabiliriz. Blake, bir gravür sanatçısı olmak üzere eğitim almıştır. Ama aynı zamanda bir şair ve bir hayalperestti de. Melekleri görebildiğine inanıyordu. Ve onun sanatı da bu ilahi varlıklarla olan bazı deneyimlerini paylaşmak amacını taşıyordu. Burada Blake'in Bilge ve Akılsız Bakireler adlı eserini görüyoruz. Buradaki kadınlar bir düğüne Nedime olarak gidiyorlar. Bu sulu boya bir resim. Bazı bölümlerin çok ince ayrıntılarla çalışıldığı, bazı bölümlerin ise daha detaysız ve dışa vurumcu olduğu görülmektedir. Burada habercinin bir gece yarısı vakti damadın gelişini haber verdiği anı görüyoruz. Bilge bakireler ellerindeki lambaları yanık tutarak düğüne doğru yola çıkmışlar. Akılsız olanlarsa lambalarındaki yağı tükettiklerinden tekrar şehre dönmek zorundalar. Arka plandaki gökyüzü gizemli bir görünüme sahiptir. Blake bu iki grubu birbirinden oldukça farklı şekillerde betimlemeyi tercih etmiştir. Sol taraftaki bilge bakireler güzel ve sade kumaşlardan yapılma elbiseler içinde adeta Phalanx savaşçılarını andırmaktadır. Duruşları da birbirine çok benzemekte ve birlik olmuş bir grup gibi görünmektedirler. Sağ taraftakilerin her biri ise kendi dertlerine düşmüş ayrı bireyler olarak görünmektedir. Hatta neredeyse mahşer günü sahnesinden çıkarılıp bu resme eklenmiş figürler gibi durmaktadırlar. Blake bu resimde ışığı sembolik anlamda kullanmış. Lambalar soldaki figürleri üçüncü boyut etkisi ekleyerek aydınlatırken sağdaki figürlerin hepsi kasvetli gölgelerin karanlığında kalmış. Sol gruptaki bilge bakireye bakıp neden bu kadar sert davranıyor ki diye sorabiliriz. Buradaki konu yardımlaşma değil, ruhani özelliklerin inşa edilmesidir ve bunları da size kimse veremez. Aslında bu Blake'in iç dünyasının dışa vurumudur. Kendi dönemindeki sanatçı camiası tarafından kabul görmemesine rağmen yaratıcı yönüyle geçimini yıllar boyunca sağlayabilmiştir. Bu mesel aslında bireyin ilahi olanla ilişkisi hakkındadır. Doğrusunu söylemek gerekirse benim bu resme ısınmam biraz zaman aldı. Görünen yüzeyin arkasında yoğun bir duygusallığın yattığını biraz sonradan fark ettim.